Hark dostum hark, Sühan sazı gülistanı nezaket, Nihali Gonca'yı bağlı zarafet. Söyledikçe sevgüzeşti verir bezme letafet, dinle indi bende-i acizden hoş bir hidayet. Edeyim meclise bir kıssa veya, kıssadan ise âlâ arif olan. İsim isme, kisp kisme, semt semte benzer, geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer. Efendim, malumu âlimiz, bizim bütün dünyaya mal olmuş bir ismimiz var. Kıssalarıyla ve kıssalarda anlattığı kıssalardaki ince nüktelerle, kıssadan hisse, anlatılandan hisse manasında kıssalar vardır ya, kimden bahsettiğimi az çok anladınız tabi, Nasrettin Hoca. Evet, bugün sizlere Nasrettin Hoca'dan güzel bir kıssa anlatacağım. Biraz da tebessüm edeceğiz tabi. Nasrettin Hoca bir gün medresede otururken bir ilham gelir ve bir şiir yapmak ister. Daha sonra yazdığı şiiri Akşehir'deki cümle edebiyat öğretmenlerine okutur. Edebiyat öğretmenleri Nasrettin Hoca'nın şiirini çok beğenir ve hocaya derler ki "Hoca, sen bu eseri mutlaka yazım alemiyle tanıştırmalısın. Cenab-ı Hakk'ın sana lütfettiği bu eşsiz yeteneği ümmeti Muhammed'in istifadesini sunmalısın ki yarın huzur-u mahşerde Cenab-ı Hak'tan azar işitmeyesin. Gazetelerde, dergilerde ismin geçer, kıyamete kadar yad edilirsin." demiştir. Tabi bu fikir hocanın çok hoşuna gitmiş. Kendi kendine gururlanmış. Hemen yerinden kalkmış ve medresenin yolunu tutmuş. Medreseye geldiğinde öğrencilerini etrafına toplamış ve onlara şöyle demiş. "Şu kağıtta yazılı olan eserimi 10 adetten az olmamak kaydıyla derhal okunaklı bir biçimde yazarsınız." Hocanın bu isteği üzerine öğrenciler hemen kağıda kaleme sarılmışlar ve 10 adet eseri hazırlayıp Nasrettin Hoca'ya vermişler. Nasrettin Hoca kopyaları eline aldıktan sonra Akşehir'deki PTT Genel Müdürlüğü'nü yolunu tutmuş. Tabii PTT Genel Müdürlüğü dedikse günümüzdeki gibi düşünmeyin. Zamanın şartları gereği Selçuklu Devleti Bizanslarla ve Moğollarla uğraştığı için onlara gizli bilgiler ulaşmasın diye posta teşkilatı kurmuştu. Nasıl mı? Kimse öyle kafasına göre posta uçuramıyordu. Devletin atmacaları, şahinleri bu kaçak posta güvercinleri yakalayıp havada imha ediyordu. Nasrettin Hoca PTT Genel Müdürlüğü'ne geldikten sonra Yozgatlı Kuşçubaşı Mehmet Efendi'nin kapısında yarım saat bekledikten sonra sıranın kendisine gelmesiyle içeri davet edilir. İçeri girdiğinde Yozgatlı Kuşçubaşı Mehmet Efendi şahinler ve atmacalarla yakalanan kaçak mektupları incelemektedir. Hocanın geldiğini görünce hocaya eliyle otur işareti yapar. Daha sonra hocaya dönerek "Ya hocam kusura bakmayın malum devletimiz bu sıra Moğol ve Bizans illetiyle uğraşıyor. İçerideki hainler habire gizli gizli kaçak belgeler gönderiyorlar ya. Bak bugün 5 tane kuş yakaladık hocam ya" der. "Sizin maruzatınız neydi hocam?" der. Nasrettin Hoca kavuğunu düzeltti, sesini temizledikten sonra "Mehmet Efendi, vallahi işiniz zordur bilirim. Allah kolaylıklar versin. Ben şu 10 adet zarfı payitahtımız Konya'daki dergilere göndermek isterim" der. Daha sonra mektupları Mehmet Efendi'ye uzatır. Mehmet Efendi Nasrettin Hoca'nın uzattığı mektupları şöyle bir göz gezdirdikten sonra gevrek gevrek gülerek "Ya hocam o devrinde taşlarının yüzüne bakan kim Allah'ını sanırsın. Burunlarından gıl aldırmazlar, havalarından yanlarına varılmaz. İnşallah sizin gibi değerli bir mollanın yazısına gerektiği giyi gösterirlerdir." Nasrettin Hoca mahcup bir eda ile "Bilirim azizim bilirim ama biz böyle mayayı çalalım da tutmazsa mesuliyet gölün olsun" der. Daha sonra Mehmet Efendi mahcup bir eda ile "Yalnız hocam yeni gelen kanuna göre bir gönderi için bir akçe, birden fazla gönderi için iki akçe alıyoruz. Yani şimdi sizin toplamda 19 akçe ödemeniz gerekiyor" der. Nasrettin Hoca sinirlenir, hemen ayağa kalkar ve hiçbir şey demeden orayı terk eder. Aradan biraz zaman geçer. Daha sonra Nasrettin Hoca yanında medresedeki 10 talebesiyle birlikte geri gelir.
Daha sonra Mehmet Efendi'ye dönerek şöyle dedi. Mehmet Efendi, Halep oradaysa Arşın da burada. Al sana şu 10 akçe, şu da 10 talebe. Şimdi uçur bakalım kuşları. Mehmet Efendi, Nasrettin Hoca'nın yaptığı bu kurnazlık karşısında hiçbir şey diyemez. Şaşkınlıktan ağzı açık kalır. Prosedürü yerine getirmiştir. Mektupları kuşların ayağına bağlar ve hadi hayırlısı diyerek kuşları uçurur. Gel zaman git zaman. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bir gün postacının yamağı Nasrettin Hoca'ya bir tane mektup getirir. Nasrettin Hoca mektubu alır, sağ olasın evladım diyer ve sonra büyük bir heyecan ve merakla mektubu açar. Mektup dönemin meşhur dergilerinden olan Muallak dergisinden gelmektedir. Mektubu açar hoca ve aynen şöyle yazmaktadır. Nasreddin-i Molla Hazretlerine, dergimize gönderdiğiniz mektubumuz elimize ulaşmıştır. Sizi dergimizde ağırlamak isterdik. Lakin çok şair ve şiir var. Siz en iyisi başka kapıya gidin de. Nasreddin hocanın morali bozulur, keyfi kaçar. Hemen ertesi gün bir mektup daha gelir ve postacının yanına yine mektubu getirir. Nasrettin Hoca mektubu alır, yine aynı heyecan ve merakla mektubu açar, mektup kamera dergisinden gelmektedir. Ve şöyle yazıyordur. Şiiriniz Muallim Eşref Bey tarafından okunmuş, adam şiirdeki yüzünden müptelaya dönmüştür. Bu şiirin bu dergide yayınlanması imkansızdır der. Nasrettin Hoca morali bozulsa da biraz daha beklemeye karar verir ve ertesi gün postacının yanına 3 mektup daha getirir. Onları da alan hoca sırasıyla okumaya başlar. İlk mektup İşaret Dergisi'ndendir. Şiirin taşıdığı tasavvufi derinlik gözden kaçmamakla birlikte derginin sufi mesleğe mesafeli olduklarından şiiri yayınlamayacaklarını belirtirler. Diğerini açar, o da Mevduat Dergisi'ndendir ve aynen şöyle yazar. Şiirden hiçbir şey anlamadıklarından bahisle bu şiiri yayınlamayacaklarını söyler. Daha sonra diğer mektubu açar ve onda da şöyle yazar. Şiir kendilerine biraz siyasiymiş gibi geldiklerinden ve tanımadıkları bir şairin şiirini yayınlamayacakları için bu mektubu yazdıklarını söylerler. Hoca iyice morali bozulur, sinirlenir, üzülür, bütün duyguları aynı anda yaşar. Ve kendi kendine der ki, hele biraz daha bekleyeyim der. Ertesi gün hocaya 4 tane cevap daha gelir ve postacının yanına onları hocaya ulaştırır. Hoca onları da sırasıyla alır ve okumaya başlar. Onları da size sırasıyla söyleyelim. İlk mektup Hacı Terakki'dendir. Şiiriniz şahsınızın izlerini taşıdığından günümüz şiir anlayışına uygun görünmemiştir. Diğerini açar Meclisi Muallim. Şiiriniz aşk meşk gibi konulmuştur mevzu bahsettiğinde ve okuyan da hissiyatı şehvet uyandırdığından, ciddiyetle yakından uzaktan alakası olmadığından, okuyan da Sami Sübyan'a kötü örnek olacağından bu şiir bu dergide sittin sene yayınlanamazdır. Diğer mektubu açar, şiiriniz kadim geleneğimize aykırıdır, zinhar yayınlanamaz. Diğerini açar, onda da şöyle yazmaktadır. Şiirinizin okunması gerekir, yayınlanması için gerekli 3 akçeyi ve 1 yıllık peşin bedeli olan 40 akçeyi dergimize yatırırsanız belki yayınlanır der. Daha sonra hoca son mektup olan son mektuptan da cevap beklemeye başlar ve ertesi gün ondan da cevap gelir. Onu da alır ve onda da şöyle yazmaktadır. Şiiriniz posta güvercinin adresi şaşırması üzerine gecikmez olarak elimize ulaşmıştır. Biz hüzünlü eserleri yayınlıyoruz. Lakin efendim sizin şiiriniz komedi tufanı gibi. İstirham ederim bize böyle mektuplar göndermeyiniz. Siz en iyisi bunu Yozgat'ta bulunan Ceride-i Bozok dergisine gönderiniz der. Bunun üzerine Nasrettin Hoca hemen içeriye gelmedi diye kağıda kaleme sarılır, bir kopya daha hazırlar ve koşarak posta idaresinin yolunu tutar. Tam posta idaresinin önünden geçerken o sırada Mehmet Efendi seslenir. Hocam, hocam, dur hele, dur, mektubuna cevap geldi. Hoca şaşırır. Hemen odasına girer Mehmet Efendi'ne. Mehmet Efendi Nasrettin Hoca'ya bir çay söyler. Daha sonra Nasrettin Hoca'ya dönerek
Ya mübarek kaç gündür senin işlerinle uğraşıyoruz. Allah'ını seversen. Çay bile biz ısmarlıyoruz ya. İnsan bir kilo baklava ne alıp gelmez mi? Duyduğuma göre sarayda yılın şahini seçilmişsin. Der. Nasrettin Hoca sinirlenir ve sinirli bir şekilde Mehmet Efendi'ye zevzeklenme, benim asabımı bozma Mehmet Efendi. Şairlik kim biz kim? Allah'ını seversen. Ver şu mektubu okuyayım. Al şu mektubu da Yozgat'taki Ceride-i Bozok dergisine gönder der. Daha sonra Nasrettin Hoca sesli bir şekilde mektubu açar ve okumaya başlar. Posta güvercininiz şiirinizi yanlışlıkla bize getirmiştir. Bu yüzden mecburen okumak durumunda kaldık. Şiiriniz var ya, fevkaladenin fevkindeydi. Gerek nazım biçimi, gerek muhtevası. Ya bayıldık inanın ya. Dedik ki Anadolu'da böyle şairler de mi varmış? Ama bizim bir yayın politikamız var. Bunun gereği de ilk önce bize göndermediğiniz için bunu asla yayınlayamayız. Nasrettin Hoca sinirlenir, renkler renge girer. Ondan sonra Mehmet Efendi Nasrettin Hoca'ya dönerek "Hayırdır hocam, yine ne oldu ya?" der. Nasrettin Hoca "Yahu azizim, ben basın yayın alemini böyle bilmezdim. Biri şiirimi okumuş ağlamış, biri okumuş gülmüş, biri okumuş derin tefekküre dalmış, biri okumuş anlam verememiş, biri diyor eski kafalı, biri diyor yeni kafalı, biri diyor muhalif, biri diyor sufi. Ben de şaştım kaldım yahu bu işe de." Mehmet Efendi sinirli bir şekilde "Ya hocam, adamların nesi şu var, adamlara niye kızıyorsun Allah'ını seversen? Hadi kağıttan kalemden utanmadın, başındaki kavuktan da mı utanman?" der. Nasrettin Hoca sinirlenir, başındaki kavuğu çıkarır, Mehmet Efendi'nin kafasına oturtur. Ve sinirli bir şekilde "Biz de dert yanacak Müslüman bulduk sanki, marifet kavuktaysa kavuk şimdi senin başında, al şimdi sen oku, sen yaz." der. Daha sonra orayı terk eder. Mehmet Efendi Nasrettin Hoca'nın arkasından koşarak "Hocam, hocam, kızma ya, kızma, gel gözümün çapağını, mektubuna cevap geldi." der. Nasrettin Hoca inanmasa da döner bakar ve Mehmet Efendi'nin gerçekten de kucağında bir güvercin ve ayağında bir mektup vardır. Daha sonra geri döner, Mehmet Efendi der ki Nasrettin Hoca'ya, "Ya sana da hiç şaka yapılmıyor, gözünü sevdiğim. Bu posta güvercini yeni ilk defa sende denedim. Rüzgardan bile hızlı. Bir de cevap almadan gelmiyor, bu namussuz var ya." der. Nasrettin Hoca Mehmet Efendi'nin uzattığı mektubu alır ve açar. Mektupta şöyle yazıyordur: "Şiirinizi aldım. Lakin posta güverciniyle göndermiş olduğunuz şeye hemen cevap istemişsiniz. Kardeşim, bu işler böyle aceleye gelmez. Bu iş boyacı küpü değil ki, hemen olsun. Siz bu şiiri bizim derginin müdürü Mehmet Efendi var. Ona gönderin, o uygun görürse biz yayınlarız." da. Nasrettin Hoca sinirlenir ve hiçbir şey demeden hemen orayı terk eder. Daha sonra Mehmet Efendi arkasından koşarak seslenir: "Ya ne örüyorsun, nereye gidiyorsun, gözünü sevdiğim, gel daha karpuz kesecektik." der. Nasrettin Hoca sinirli bir şekilde "Camiye abdest almaya gidiyorum." der. Mehmet Efendi bakar, ezan okunmamıştır. Daha sonra ona şöyle seslenir: "Ya ezan okunmadı, saatimi şaşırdım hocam." der. Hoca arkasına döner ve hiddetli bir şekilde "Namaza değil, tövbe etmeye gidiyorum. Bir daha şiir yazmamaya huzur-u ilahide tövbe edeceğim." der ve gider. Sakiye sohbet kalmazmış baki, her ne kadar sürçülisan ettik ise affola.